Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. El açması mantığı yapacağız. Ben 2 yumurta, biraz su ile yumurtayı çırparak hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. 1 çay kaşığı tuz atıyorum. Aldığı kadar un kullanıyorum. Hamurumuzu güzelce yoğuruyorum. Hamurumun kıvamını kulak memesinden biraz sert yapıyorum. Bu kıvam benim için ideal bir kıvamdır. Hamurumuz hazır. 10 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlenirken iç malzemesini hazırlamaya başlıyoruz. 2 diş sarımsağı küçük küçük doğruyorum. 1 küçük soğan kullanıyorum. Onu da küçük küçük doğruyorum. 100 gram kadar yağsız kıyma kullanıyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon kullanıyorum. Güzelce karıştırıyorum. İç harcımızı böylece hazırlamış olduk. Artık dinlenen hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Dinlendirdiğimiz için açması daha kolay oluyor. Hamurumuzu tek beze olarak büyükçe açıyorum. Hamurumuzu un serperek büyütmeye devam ediyoruz. Unu birden serpmiyoruz. Yavaş yavaş aldıra aldıra serpiyoruz. Hamurumuzu açmayı bitirdik. Artık kesmeye başlayabiliriz. Ölçü olarak ilk etapta oklava kullanıyorum. Böylece daha kolay kesiyoruz. Hamurumuzu şeritler halinde kesiyoruz. Şeritler halinde kestiğimiz hamurumuzdan küçük küçük kareler kesmeye devam ediyoruz. Kesmiş olduğumuz karelerin üzerine iç harcımızdan minik parçalar halinde koyuyoruz. İç harcımızı bütün karelere koyduktan sonra kapatmaya başlayalım. Bütün hamurlarımızın şeklini verdikten sonra bize fazla geldiği için fırında birazını kurutuyorum. Suyumuzun kaynaması için ocağa alıyoruz. Kaynayan suyumuza 1 çay kaşığı tuz atıyoruz. Bugün tüketmek için ayırmış olduğumuz mantılarımızı kaynayan suyumuza atıyoruz. Suya atmış olduğumuz mantılarımızı bir tur karıştırıyoruz ki yapışmasın. Daha sonra tüketmek için fırın tepsimize almış olduğumuz mantılarımızı fırında 10 dakika kadar pişiriyoruz. Mantılarımız soğuduktan sonra poşetleyip buzdolabına kaldırıyoruz. Tencerede mantılarımızı 10 dakika kadar haşlıyoruz. Haşlanan mantılar suyun üstüne çıkıyor. Buradan da anlayabiliyoruz piştiğini.
pişen mantılarımızı kevgir yardımıyla tabağımıza alıyoruz. Üzerine dökmek için sos yapmaya başlıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Tereyağını güzelce eritiyorum. Eriyen tereyağımıza 1 çay kaşığı kadar pul biber atıyorum ve altını kapatıyorum. Sosumuz hazır oldu. Pişen mantılarımızın üzerine yoğurt ekliyorum. Sosumuzdan da koyuyorum. Mantımız yenmeye hazır. Afiyet olsun.